gece başımıza iş açacak. Allah'ım, her yer İngiliz askeri kaynıyor. Bence aramızdaki alacak verecek meselesine bir mutabakata bağlayalım. Hay hay. Kalem kağıt alıp geliyorum. Sen otur ya, otur. Ben gideyim, otur. Hallederim ben. Yağmur mu başladı? Hayır. Hayırlı haber inşallah. Bir haber mi bekliyorsunuz? Ya işte haber Sabri işte. Bir haber olacak. Diyorum ki yani belki sizin konuşmanızdan sonra İnsafa gelirlerse. Evet. Ortaklıktan itibaren her şeyi kağıda döküyorum. Nasılsın, iyi misin? Vuruldun duyunca mahvoldum. İyiyim, iyiyim. Senin ne işin var burada? Sana yemek getirdim. Niye zahmet ettin? Bir dakika bile olsa yüzünü görmek istedim. Yalnız şimdi gitmem lazım ama sonra yine geleceğim. Lütfen gelme. Geleceğim. Güzide, lütfen kendini riske atma. Dört bir tarafımız ateş zaten. Lütfen gelme. Tamam. Tamam. Sen gerçekten iyi misin? Şimdi daha iyi. Git hadi. Geleceğim. Orta yolu bulduğumuza seviniyorum. Sizlerle kötü ayrılmak istemezdim. Otel konusundaki emri vakinizden sonra hesap kitapta pek bir sorun çıkacağını zannetmiyordum. Hoşça kal. Yolunuz açık olsun. Güle güle. Odamdaki birkaç eşyayı aldıktan sonra anahtarı size bırakırım. Tamam. Ya Yahya Bey,
Bir devir de böylece kapandı gitti. Hayırlısı olsun diyelim. Hepimize, hepimize. Ben bir aşağı inip bizimkilere bakayım. Sabah erkenden otelden ayrılacağız. Hesap keselim şimdiden. Yahya Bey sen in aşağıya, ben arkadaşla ilgilenirim. Buyurun. Yardım lazım mı? Yok, sağ ol Yahya. Güzide nerede? Buradayım. Bahçedeydim, biraz hava alıyordum. Sen terlemişsin. Hem neden nefes nefes? Ben biraz oyalanmak için öyle kendime iş çıkarıyordum işte. Depoyu falan düzenledim. Ne oldu? Petro'nun derdi neymiş? Kime satmış oteli? Tanımıyorum. Çamaşırhaneye yemek gitti mi? Evet evet, ben götürdüm. İyi. Anahtarı ver diğerine asayım, kaybolmasın. Anahtar? Anahtarı... Az önce bahçedeydik. Ben bir bakayım orada. Aa, bak buradaymış işte, gördün mü? Masada unutmuşsun. Hadi. Siz de ocağın altını söndürüp bir an önce yatın. Birazdan İstanbul yangın yerine döner. İngilizler iyice kudurur. Aşağıda kalmayın. Peki. Tamam Yahya. Hemen toplayalım, geliyoruz. Boşuna kıstıracaktık Yahya'yı. Abla yukarıda herkes serviste diye, ben öyle aksamasın diye. Çok affedersin. Hadi çıkalım. Korkma oğlum, korkma.
İç şundan bir yudum. Allah'ım, bu gece de sağ çıkayım. Söz tövbe edeceğim. Tövbenin pazarlığı mı olur kız? Sen karışma be! Kimse yok mu? Kurtarın bizi buradan! Kapatıp kapıyı. Kitle. Kahretsin. Atı kesmişler. Fazla vaktimiz yok, hadi. Seyit! Seyit! Korkumuz başımıza geldi. Takviye geldik, çatıldık. Karakoldayız, silah var. Biz de buradayız. Geç içeri. Geç. Geç içeri. Geç. Geç sen de. Hadi gidelim. Bana karar. Hadi. Arkada bir kapı var. Kilidi kırmaya bakar. Ya kapının arkası da doluysa? Göze almak zorundayız. Yoksa çıkamayacağız buradan. Hadi. Bu sesler bana arkamızda bıraktıklarımızı hatırlatıyor. Gizli olsun. Unutmadık. Yakında bu esaret bitecek. Bir şehri daha terk etmeyeceğim. Ama Tina... Petro geldi. Petro! İyi misin? İyiyim, telaşlanmayın. Patlama sesleri buraya kadar geliyor. Öldük meraktan. Nerelerdeydin? İşlerimi toparlıyorum. Olanları duydun mu? Billy ölmüş. Artık hayatı daha beter zindelerler. Ben de onun için önlemimi aldım. Ay sonunu beklemeyeceğiz. Hemen evlenip hemen yola çıkacağız. Nasıl? Paris üstünden İngiltere'ye geçeceğiz. Yani Sergin gemisiyle mi gideceğiz? Evet. O zaman birkaç gün sonra evleniyorsunuz. Eğer senin için de uygunsa. Evet. Tabii. Ben senden daha çok istiyorum buradan gitmeyi. Sizin adınıza sevindim. Bu durumda seni ikna etmek için çok az zamanımız kaldı demektir. Seyit. Seyit. Seyit.
Seyitcan. Özür dilerim. Sana büyük haksızlık ettim. Ama şunu anladım ki... Şura benim sadece geçmişim değil. Geleceğim aynı zamanda. Çok özür dilerim Mehmet. Ama ben Şura'yı çok seviyorum. Ondan asla vazgeçemem. Seyit. 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 Çok şükür. Mürvet. Hadi eyvallah Seyit. Seyit, ne oldu bu çocuğa? Anlatacağım, her şeyi anlatacağım. Ya Allah'ım ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ha, sen uyanmış mıydın? Günaydın. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Biraz daha yatağın içinde kalmak istiyorsun galiba. Ama artık kalksan iyi olur. Kahvaltı hazır çünkü. Kurt Seyit nerede? Buradayım Sabri Efendi. Hayırdır, gece rüyanda mı gördün beni? Hadi kalk bakalım aslan parçası. Kalk, kalk, kalk. Lütfen dışarı çıkar mısın? Tabii. Siz rahat rahat hazırlanın. Ne oluyor Kurtçuk? Seninle kaç defa konuşmadık mı? Sen de bana anladığını söylemedin mi? Niye hala kötü davranıyorsun Mürvet'e? Ya hayır, ondan değil. Mürvet'le ilgisi yok. Neden? Anladım. Anladım. Sen rüyanda demek ki göle girmişsin. Öyle mi? Dün akşam çok korktum ya. Bir de bayağı soğuktu. Hallederiz. Dur bakalım. Kıyafetim var burada temiz. Al bakalım şu temiz kıyafetini bir değiştir kimse görmeden. Ben asker olamam değil mi? Sen de asker olmaya verirsin Kurçuk. Sen de doktor olursun. Böyle altına kaçılan çocukları iyileştirirsin. O zaman da güzel güzel askerler yetiştirirsin. O zaman kendimi de tedavi ederim. O zamana kadar iyi olursun sen. Gel bakalım. Hadi kimseye görünmeden seni bir hamama sokalım. Kimse yok, gel. Şu karşıdaki kapıyı görüyor musun? Orası hamam. Hadi bakalım koş. Koş. Sabri, Aliye.
Ayakları yerden kesildi. Yırtıcı bir kuş oldu sanki. Sabri abartma. Abartmıyorum ki. Sen kendin görmedin. Sonra Kurseyit gardanın üzerine bir uçtu. Bir yumruk. Adam oraya yığıldı kaldı. Sonra parmaklıklardan tuttu böyle çekti çekti iki yana ayırdı. Sabri. Ağır ol. Tamam tamam anahtarla açtı. Fera da durulmadı bir türlü. Babamlar ne yapıyor acaba? Allah Feri'de başlarına bir iş gelmese. Bugün çamaşırhaneye gitmesen? Bir gitmem lazım. Ortalıkta görünmezsem esas o zaman mesele çıkar. Çamaşırhaneye de adanırlar, Celil'i bulurlar. Ayrıca oteldekilere de bakacağım. Merak etmişlerdir. İçleri rahat olsun. Ne yapıyorsun sen hayatta? İyiyim ben iyiyim. Bana bak. Eğer bu yaranın farkına varırlarsa dün geceki çatışmada yaralandığını zannederler. Sorgusuz sualsiz içeri girersin. Haberin olsun. Biraz daha sık dişini. Esarette devam yani. Mecbur. Sabri nasıl? İyi, bomba gibi. Güzel. Seyit Bey mektuplarınız birikmiş. Tamam koy. Yalnız içlerinde bir de şeyin var. Kimin? Şura'nın. Ona da bir mektup var. Otele bırakırsın. Oradan alırlar. Ne yazıyor? Ne olmuş? Şura'nın annesi ve kız kardeşinin öldüğünü biliyorlar. Ne? Ne zaman bu? Yeni mi bu? Tarih eski. Galiba mektup bizimle beraber gelmiş. Bu da galiba Şura'yı bilgilendirmek içindi. Ne yapacaksın? Benim bu mektubu kendi ellerimle vermem lazım. Ne olursa olsun. Yoksa Şura bu mektubu benden geldiğini önerirse daha çok üzülürüm. Bence de bu olma sen vermelisin. Zor zamanımdaki yardımlarınızı ömür boyu unutmayacağım. Çok teşekkür ederim. Yolun açık olsun Şura. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Sen de iyi bak. Merhaba. Merhaba. Nikahımı bir gün kala. Tam da beklediğim anda. Yarın mı evleniyorsun? Evet. Ertesi gün de buradan gidiyorum. Artık hayatından tamamen çıkacağım. Bu şehri, bana her adımda seni hatırlatan sokaklarını, bizi geride bırakacağım. Petro'yu yumruklarını ikna edemedin. Şimdi de beni mi ikna etmeye çalışacaksın acaba?
Ben sana bunu vermeye geldim. O meşhur mektuplarından biri daha mı? Hiç öyle göndermeyi içim el vermedi. Mektubu aldığında yanında olmak istedim. Çok üzgünüm Şura. Vaktinde Seyit ile Petro arasında su sızmazmış. Etle tırnak gibi. Aralarını da Şura bozmuş. Şimdi nispet yapmak için bununla evleniyor. Yılanlığını siz düşünün. Ama Şura bu. Kafasına koydu mu yapar. Ayşe hadi bir çay daha koy. Başım tuttu gene. Seni kaçıracağımı Seyit biliyor mu peki? Bilmiyor. Güzel. Kimseye bir şey söyleme. Sabaha karşı günü ağarmadan saray burnunda bekleyeceğim. Şu an tüm evrakların hazırlanıyor. Ortalık karışık biliyorsun. Sayende. O yüzden sabaha karşı ancak hazır olur. Tamam. Seni bir kayık alacak. Ve kalkmak üzere olan bir yük gemisine götürecek. Hava aydınlanmadan gemiye varırsın. Ben nikahtayken de yola çıkmış olursun. Yarın mı evleniyorsunuz? Evet. Ertesi günde biz yola çıkacağız. Dediklerimi unutma. Kimseye bir şey söyleme. Peşine kimseyi takma. Emaneti ver, kayığa bin. Buradan kurtul. Niye geldi, niye gitti? Ben hiç anlamadım bu adamı. Ertesi gün İstanbul'dan ayrılacaklarmış da vedalaşmaya gelmiş. Ne acayip adam bu ya. Vedalaşmaya geliyor, bir kuru selamdan haberi yok. Seyit'in selamlaşmadığına ben zaten selam vermem. Mürvet, hadi kalk şunları yıkayıp ocağa koyalım, kalk. Ne yazık. Petro'yla da ne yakışıyordunuz. Senin kısmetinde ama Şura işte. Ayşe sen bir susmayı becer. Benim de ağzımı açtırma. Bu evdekiler Seyit'le benim bildiğim Ayşe'yi öğrensinler istemezsin herhalde. Yavaş, yavaş. Yalvarırım rüyayda değil lütfen. Çok üzgünüm. Başına sağ olsun. Hayır. Tina ile Petro'ya haber yolladım. Birazdan burada olurlar. Seyit nişanlın geldiğinde burada olmak istemedi herhalde. Çok üzgün olduğunu söyleyip gitti.
mektup hiç geçmeseydi elime. Keşke bir Umut onlarla tekrar görüşebileceğimi düşünseydi. Artık birbirimizden başka hiç kimsemiz yok. Eskisinden daha da sıkı tutunacağız birbirimize. Ben kararımı verdim. Sizinle gelmeyeceğim Şura. Artık bir adım bile atacak mecalim yok. Gönüllü olarak gelmedim bu şehre ama İstanbul benim kaderim artık. Beğendin mi çorbayı paşa oğlan? Elinize sağlık. Afiyet olsun. Mürvet oynamadan yesene. Öyle masa sandalye getirmekle olmuyor işler. Geleceksin sofraya ilk önce kendin. Canım otur. Arkadaşını bırakamamıştır. Keyfinden değil herhalde. Hadi cümleten afiyet olsun. Kızım nimetli oyun olmaz. Uyandığında bana tekrar sarılsaydı onu bir daha bırakamamaktan korktum. Kendime verdiğim sözleri tutamamaktan korktum. Her şeye, herkese rağmen. Şurayı bir daha bırakamamaktan korktum. O duyguyu çok iyi biliyorum işte. İnanmıyorum buradasın. Seni çok merak ettim ben. Şura fazla vaktim yok. Ne için? Sen beni düştüğüm yerden kaldırdın. Abimin hayatını kurtarmak için elinden geleni yaptın. Bana hep iyiliğin dokundu. Nihayet ben de senin için bir şey yapabileceğim. Hayatını mahvetmene engel olacağım. Ne diyorsun sen Arya? Bu ne? Baroness'in Petron'u vurmadan önce Seyit'e bıraktığı mektup. Ne
Teslim ol. Hemen in arabadan. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz? Petro Borinski, sizi Barones Dole'yi öldürmek ve Yüzbaşı Billy'yi öldürmeye azmettirmek suçlamasıyla gözaltına alıyoruz. Ne saçmalıyorsunuz siz? Nereden çıktı şimdi bu? Hakkınızda ihbar var. Lütfen ellerinizi kaldırın ve teslim olun. Bir eve gideyim. Hem görüneyim hem bizimkileri yoklayayım. Misafirim var. Ne içersiniz? Çayı yeni demlemiştik. Yok, zahmet etmeyin. Olur mu canım, ne zahmeti? Hoş geldin. Hoş bulduk. Aliye bir not bırakmış. Sabah erkenden de gitmiş. Hayırdır inşallah. Nereye gitmiş? Bilmiyorum. Dün şey gelmişti. Neydi adı? Petro muydu? Petro bize mi gelmiş? Dün Aliye'yi uğurlamaya gelmiş. Konuştular sonra gitti. Bu benim hiç hoşuma gitmedi. Sen niye gelmedin dün? Kusura bakma, o benim yüzümden. Beni yalnız bırakmadı. Doğru düzgün bir şey yiyin diye börek getirdim size. Çok iyi etmişsin. Eline sağlık. Nefis olmuş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık, çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok beceriklidir benim kardeşim. Birer tane daha alın. Yok sağ olun, yeterli. Üst katları da gezdiririm sana. Her yerini tanımak istiyorum. Tezgah arkasını öğrenmek istiyorum. Sen burayı boş ver. Sen benim evimde mutluluğum ol. Bana yeter. Merhaba. Tanıştırayım bir. Evet. Zamanı gelmişti. Şura. Mürvet. Memnun oldum. Ben de. Yarın sabah İstanbul'dan ayrılıyorum. Gitmeden veda etmeye geldim. Yolun başında durunca son bir kere geriye bakmak adettir ya. Peki nikah? Senin şu anda evlenme hazırlıkları yapıyor olman gerekmiyor muydu? Vazgeçtim. Büyük bir hata yapmaktan geri döndüm.
Asmalık Celil. Dostluğunu hiç unutmayacağım. Ben de. Yolun açık olsun. Mutluluklar dilerim. Petro'nun nerede olduğunu bilseydim belki aralarını düzeltmek için bir şeyler yapabilirdim. Hayır, böyle bir şey kesinlikle istemiyoruz. Hem Şura verdiği karardan gayet memnun. Neden peki? Bu sadece onların ikisinin arasında. Yarın onu geçirecek misin? Onu hayatından tamamen uğurlaman lazım Seyit. Bana sık sık yaz olur mu? Sen de. Fırsat buldukça yanıma gel. Şura yol boyunca sana emanet. Elinden tutarsa hayatımı ona derim. Thank you.
Elveda. Küçük aşkım. Elveda. Güle güle sevgilim.